lütfen daha az çekingen ol. Hayatı daha çok içinde hissetmeye çalış. Ve gerçekten kendini içinde kaybettiğin zamanı sana unutturan uğraşlarla ilgilenmeye çabala. Yolculuğum çok ilginç başladı, kariyer yolculuğum. Orta 2'den itibaren diplomat olmak istiyordum. Çünkü bir idolüm vardı. Sevgili Mithat Bereket savaş muhabirliği yapıyordu o dönem ve aynı zamanda televizyonda Pusula programını hazırlıyordu. Onun gibi bir hayatım olsun istemiştim. Çok heyecanlı bir yaşantısı vardı. Siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler mezunuydu. Buradan yola çıkabilirim diye düşündüm. Sonra gerçekten de uluslararası ilişkiler bölümünü kazandım. Ankara'daydım bu süreçte. Sonra gördüm ki aslında Türkiye'de, hatta dünyada bu işi yapmak o kadar da kolay değil. Bir şekilde yolum uluslararası ilişkilerden sonra bambaşka yerlere açıldı. Önce üniversiteye ilk başladığım yıl ISEC'te, uluslararası bir öğrenci organizasyonunda aktif çalışmaya başladım. Okuldan çok aslında ISEC'de aktiftim. 3 yıl boyunca bir şekilde alümnilerden sorumlu oldum, pazarlama, dış ilişkiler koordinatörlüğü yaptım, takımlar yönettim, firmalarla görüşmelere gittim. Çok heyecan verici bir süreçti ve üniversiteye birlikte başladığım arkadaşlarımdan birkaç adım beni öne geçiren bir tecrübe olduğunu fark ettim. 13 yıla yaklaştı iş deneyimim. Bunun 7-8 yılı pazarlama, satış, kurumsal iletişim gibi alanlardaydı. Bir geçiş sürecim vardır. Ankara'da üniversite okudum. Ankara'da ilk iş tecrübelerimi yaşadım. 7-8 yıl önce İstanbul'a gelme kararı aldım. İlk Radyo Otü'de çalışırken reklam koordinatörü olarak. Önce ayın 15 günü, sonra işte bir iki ay direkt İstanbul'da kalarak. Böyle bir çalışma süreci söz konusu oldu. Sonra da İstanbul'a iyicene yerleşip bu sefer sektör değişikliği söz konusu oldu. İnsan kaynakları, danışmanlık ve eğitim üzerine çalışan bir firmada hem proje bazlı hem de Ankara'dan İstanbul'a gelişinde destek olmak adına 10 ay süreyle aktif görev yaptım. İnsan kaynakları danışmanlık sektörüne geçme kararı aldığım anda şunu fark ettim. Aslında akademik olarak çok da yeterli hissetmiyorum kendim. Çünkü aldığım eğitim uluslararası ilişkiler ve direkt bununla ilgili değil. Yüksek lisansa başvurdum insan kaynakları yönetimi alanında. Eş zamanlı olarak da Uluslararası Kariyer Danışmanlığı Sertifika Programı hakkı tanınmıştı bize. Her ikisine de devam etmeye başladım ve benim için inanılmaz bambaşka bir ufuk açıldı. Bir tarafta işte pazarlama satışta ürün satmak, pazarlama, marka yönetimi gibi konularla uğraşma noktasından bireyle ilgilendiğim, insan psikolojisinin, insanın kararlarının çok daha önemli olduğu kişiyle ilgili bir tarafa geçmiş oldum ve bunu da akademik olarak desteklemeye başladım. Hem çok güçlü hissettiğim hem de daha da kendimi bulduğum bir alana geçmiş oldum. RNA değişim yönetimiyle yollarım kesişti. Yaklaşık 5 yıl çok şey öğrendiğim ve şu anda da aslında Turk İşbin ve Bin Yaprak'la aktif olarak destek vermeye çalıştığım kadın çalışan profiliyle, genç kadınlarla karşılaşmama da vesile olan çok keyifli bir kariyer adımı atmış oldum. RNA'dan sonra da şu anda Koç Üniversitesi'nde kariyer gelişim danışmanı olarak çalışıyorum. İstanbul'a gelmek beni inanılmaz canlandırdı. Burası bir organizma ve siz durmak isteseniz de aslında durmanıza çok izin vermiyor. Bu yaş döneminde, hayatımın bu aralığında aslında bana çok iyi geldi. O yüzden de daha çok insan tanımak, daha çok hikaye dinlemek ve o aldığım hikayelerden öğrendiğim bir takım yaşam püf noktalarıyla belki farklı kapıları çalmaya daha da cesaret etmem mümkün oldu. O yüzden şehirlerin de kimlikleri olduğunu, bu tür değişikliklerin de hayatımıza çok farklı dokunuşlar getirdiğini düşünüyorum. Babam, annem baskı yapan ebeveynler olmadılar hiçbir zaman. Sadece beni dinleyip ihtiyaçlarımı görüp, toplumsal bir takım ihtiyaçları da görüp en fazla önerilerde bulunmuşlardır. Asla aldığım kararlarda önüme bir engel koymadılar. Bu çok güçlendirici bir şey bir birey için. Abim
Benim için bambaşka bir yere sahip. O birçok noktada gidip sığındığım, bazen örnek aldığım, bazen ne yapmam, bazen de ne yapmamam gerektiğini aslında benim yerime deneyimleyen biri, bana sergileyen biri. 20 yaşında birine bir mektup yazsan şu an ya da işte bu kamera aracılığıyla ne söylemek istiyorsun desen şunu söylerdim. Lütfen daha az çekingen ol. Hayatı daha çok içinde hissetmeye çalış. Ve gerçekten kendini içinde kaybettiğin zamanını sana unutturan uğraşlarla ilgilenmeye çabala. Şöyle bir hayalim var benim. Bunun için ufak girişimlerde de bulundum. İnsanların kariyer seçimlerinde birazcık daha hem süreci hızlandırmak hem de aslında çok geç kalmamalarını sağlamak adına bir kariyer deneyim simülasyonu yaratabilir miyim? Ben yola çıktım. İşte büyük datanın da işin içinde olduğu, teknolojinin etkin olarak kullanıldığı ve kişilerin tamamen kişiselleştirilmiş bilgilerini kendileri girerek ama bir havuzun içerisinde uzmanlardan da bir takım yorumlar alarak bazı mesleklere en azından deneyimleyebilecekleri bir platform yaratabilir miyim diye düşündüm. Future Ideas diye bir tez yarışmasına da bununla ilgili proje önerimi göndermiştim. Bu besleniyor bir tarafta ve gerçekleşmemesi için hiçbir neden olduğunu düşünmüyorum. Bu bir keşif hayali aslında. Bir bilim insanı olamasam dahi bilim insanlarıyla birlikte çalışıp böyle bir keşif yapmak ve kitlelere bunu armağan edebilmek. İkinci hayalim çok kişisel. Biraz daha arınabilmek ve kimliksizliğe doğru gidebilmek. Bu ne demek? Şimdi hayatta görevlerimizi yerine getirebilmek için, yaşam amacımıza hizmet edebilmek için bir dönem ego ile besleniyoruz. Bu yanlış bir şey değil. Okullara gidiyoruz, eğitimler alıyoruz, firmalarda çalışıyoruz, bir takım etiketler ekleniyor, kartvizitler vesaire. Sonra kendinizi unutacak, size kendinizi unutturacak noktaya gelebiliyor bu deneyimler. 25-30 yaşlarına kadar bu ilk saydığım süreci geçirirken bu zamandan sonra da yavaş yavaş o kıyafetleri çıkarmaya, o etiketleri bırakmaya çabalıyorsunuz. Ve içinize dönüp belki de hiç sormadığınız bir soru soruyorsunuz. Ben ne istiyorum? Ben ne hissediyorum? Bundan sonra hayatımda ne olsun istiyorum? O yüzden de ikinci hayalim de bunun üzerine. Bu üç tane soruyu kendime daha sık sorabilmek, yaşadığımı bana hissettirecek deneyimleri zaman olarak daha da arttırabilmek hayatımda. İkinci hayalim de bu. Bir Afrika atasözü der ki, eğer uzağa gitmek istiyorsan, insanlarla hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. Sen de sınırlarını zorlamadıkça aslında hayatta nelerden keyif alacağını, neleri çok iyi yapacağını, kimlerle olmaktan mutlu olacağını bilemeyeceksin. O yüzden şimdiden o sınırlarını aşmaya, başka taraflarda, başka dünyalarda neler oluyor merak etmeye başla derim. Ben yaptıysam sen de yapabilirsin.